Murat Karataş cephe hattıyla ilgili gelişmeleri aktaracak. Osman Girgin Bakü'deydi, Terter'e doğru yola çıktı. Bu bülten içinde yol izlenimlerini paylaşacak. Ela Sezen ise şimdi Bakü'de, onu da gördük. Önce cephe hattı ve cephe ile ilgili gelişmeler. Murat Karataş'a dönüyoruz. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarda adım adım ilerleyişini sürdürüyor ve o toprakları adım adım özgürlüğüne kavuşturmaya da devam ediyor. Müjde yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. İlham Aliyev müjdeyi Twitter hesabından duyurdu. Onun yaptığı açıklamaya göre Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Arış köyünü, Cebrail bölgesinde Doşulu köyünü ve Hocavent bölgesinde Edişe, Dudukçu, Edilli ve Çırakoz köylerini işgalden kurtarmayı başardı. Toplamda 6 köy yine bugün itibariyle işgalden kurtarılmış oldu. Aliyev, Azerbaycan ordusuna helal olsun, Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerini kullandı yine atmış olduğu tweette. Aliyev dün de 8 köyün işgalden kurtarıldığını duyurmuştu. Böylece 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 51'e yükselmiş oldu. Son derece önemli ve dikkat çekici bir sayı ki aslında burada önemli olan, dikkat çeken Hocavent. Çünkü Hocavent bilindiği gibi artık Dağlık Karabağ bölgesi. Artık bir süredir Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ topraklarında ve oradaki yerleşim birimlerinde bir bir özgürleştirmeyi sürdürüyor. Cephe hattına gelecek olursak, daha doğrusu Terter konusuna gelecek olursak, birkaç gündür, aslında birkaç gündür derken neredeyse cumartesi gününden beri yerel saatle saat 12 itibariyle ilan edilen insani geçici ateşkesin Ermenistan tarafından ısrarla ihlal edildiği haberlerini veriyoruz. Bununla ilgili bağlantılar yapıyoruz. Bugün bu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Terter'de bulunan mezarlık hedef alındı bu kez Ermenistan ordusu tarafından ki orada bulunan az sayıda kişi hem Covid-19 önlemleri nedeniyle hem de devam etmekte olan çatışmalar nedeniyle kabristana defin için az sayıda kişi gitmişti. Kaybettikleri bir yakınını orada defnetmek için bulunuyorlardı. Ancak Ermenistan ordusu bu kez de kabristanı hedef aldı. Kabristanın tam ortasına bir havan topu mermisi atıldı ve ortalık bir anda karıştı. Görüntülerde de görmek ve izlemek mümkün. Çok sayıda yaralı vardı ve yaralılar süratle hastaneye kaldırıldı. İlk tespitlere, ilk belirlemelere göre 3 sivil Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 5'inin de yaralandığı ifade edilmişti. Ancak hastanede tedavisi devam eden yaralılardan biri de hayatını kaybedince maalesef ölü sayısı böylece artmış oldu ve 4'e yükseldi. Sadece tabii Terter değil, dikkat çeken nokta cephe hattında Goranboy, Adam ve Ağcabedi bölgelerinde de sabahın erken saatleri itibariyle yine cephe hattındaki sivil yerleşim yerleri Ermenistan ordusu tarafından vurulmaya devam ediyor. Bu arada Azerbaycanlı sivillerin, hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 47'ye çıktı. 200'den fazla da yaralı var. Hangi tarihten beri çatışmaların başladığı 27 Eylül itibariyle rakamlar maalesef böyle. Dediğimiz gibi çatışmalar bir taraftan devam ederken Ermenistan ordusunun da hem geçici insani ateşkesi ihlali devam ediyor hem de sivil yerleşim yerlerine saldırısı sürüyor.